Herkese merhabalar, ben diyetisyen diyetisyenlerinden Sena Sarıkaya. Bugün sizlere zencefilin faydalarından ve reflü tedavisindeki kullanımından bahsetmek istiyorum. Siz de sağlıklı beslenme konusunda bilgi dağarcığınızı genişletmek ve ideal vücut ağırlığınıza kavuşmak isterseniz aşağıdaki WhatsApp linki üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Küçük dozlarda zencefil, reflü için güvenli ve etkili bir tedavi olabilir. Reflü ile gelen yanma hissiyle başa çıkmaya çalışıyorsanız muhtemelen rahatlamak için birçok tedavi denemişsinizdir. Reçetesiz satılan ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri reflü tedavisine yardımcı olabilirken, zencefil gibi doğal ilaçlar da semptomlarınızı hafifletebilir. Zencefil, Çin tıbbının temel bileşenlerinden biridir. Küçük dozlarda zencefil, sisteminizde bir anti-enflamatuar görevi görebilir. Çok fazla alırsanız semptomlarınızı daha da kötüleştirebilirsiniz. Zencefil, yemek borusuna akan mide asidi olasılığını azaltabilir. Zencefil ayrıca iltihabı azaltabilir, reflü semptomlarını hafifletebilir. Fenolik bileşiklerin gastrointestinal tahrişi hafiflettiği ve mide kasılmalarını azalttığı söylenir. Bu, zencefilin midenizdeki özofagusa geri akması olasılığını azaltabileceği anlamına gelir. Zencefil ayrıca bulantıyı azaltır, kas ağrısını ve şişmeyi de önleyebilir. Zencefilin iltihap önleyici özellikleri reflü için etkili olmasına rağmen bunun tıbbi bir temeli yoktur. Şu anda zencefilin reflü semptomları için uygun bir tedavi olup olmadığı konusunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Zencefil ile ilgili araştırmalar öncelikle bulantı azaltıcı özelliklerle sınırlıdır. Araştırmacılar hala zencefilin genel güvenliğini ve sahip olabileceği tıbbi özellikleri araştırmaktadırlar. Zencefil soyulur, dilimlenebilir, doğranabilir veya pişirilirken kullanılmak üzere rendelenebilir. Çiğ olarak yenebilir, zencefil çayı yapmak için suda demlenebilir veya da çorbalara, kızartmalara, salatalara ve diğer yemeklere eklenebilir. Zencefilde bulunan kimyasallardan bazı antiasitlerin de bileşenleri vardır. Zencefil ayrıca toz, kapsül, yağ ve çay formlarında da mevcuttur. Hatırlanması gereken en önemli şey ölçülü bir şekilde zencefil almaktır. Küçük dozlarda alındığında zencefil kullanımı ile ilişkili az sayıda yan etki vardır. Küçük yan etkiler gaz veya şişkinlik içerebilir. Asit reflü gibi iltihaplı bir durumunuz varsa 24 saatlik bir süre içerisinde 4 gramdan fazla zencefil almak mide ekşimesine neden olabilir. Yan etkiler genellikle toz zencefil ile ilişkilidir. Kısaca özetlemek gerekirse küçük dozlarda zencefil reflü için güvenli ve etkili bir tedavi olabilmekte. Birçok alternatif tedavide olduğu gibi kanıtlar bir miktar eksik. Gerçek etkinliğini değerlendirmek için daha fazla ihtiyaç var araştırmalara. Zencefil denemeyi seçerseniz doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. Daha fazla rehberlik sunabilir ve bunun alabileceğiniz herhangi bir ilaçla etkileşime girmemesini sağlayabilirler. Reflü şiddetli hale gelirse de doktorunuzdan yardım alabilirsiniz. Diyet Asistan online diyet hizmetimizle sağlıklı bir şekilde zayıflayabilirsiniz. Zayıflama çayları, zayıflama kürleri kesin çözümler değildir. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye adım atarak zayıflamak istiyorum diyorsanız, günlük almanız gereken mikro ve makro besin değerleri hesaplanarak oluşturulmuş listelerinizle ve sizinle ilgilenen diyetisyeniniz ile WhatsApp üzerinden haftanın her günü iletişimde kaldığımız diyet listelerine sahip olabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu ve keyifli günler diliyorum sizlere. Hoşça kalın.